Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Esirgeyen ve bağışlayan Rabbimizin adıyla. Bugünkü muhabbetimize başlıyoruz değerli gönüldaşlarım. Sevgi nedir diye sorsam size ne dersiniz? Sevgiyi nasıl tarif edersiniz bana? Değerli gönüldaşlarım. Sevgiyi bana nasıl tarif edersiniz? Yani Sevgiyi tarif edebilmek için e, kelimelere ihtiyacımız var değil mi? Sözlerin, harflerin kelimeye dönmesi lazım. Sevgiyi nasıl tarif edersiniz? Mesela bir annenin evladına olan sevgisini nasıl tarif edersiniz? İşte bir kadının kocasına karşı olan sevgisini nasıl tarif edersiniz? Bir babanın kızına karşı olan sevgisini nasıl tarif edersiniz? Bir e, e, öğretmenin öğrencisine olan sevgisini nasıl tarif edersiniz? Bir patronun kendi personeline olan sevgisini nasıl tarif edersiniz? Daha birçok sevgi türü var. Nasıl tarif edersiniz değerli gönüldaşlarım? Bana sorsanız sevgiyi nasıl tarif edersiniz diye nasıl so sorsanız sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisi anlamında derim. Yani bana faydası olacak sevgi sevgidir. Öyle mi değerli gönüldaşlarım? Felsefi bir şey konuşmuyorum. Yani bana fayda veren bir şey sevgidir. Mesela benim iyi olmamı, benim eğer abim benim iyi olmamı istiyorsa bu bir sevgidir. İşte benim e, iyi olmamı kızım istiyorsa bu bir sevgidir. Mesela ben e, kendi evladımın iyi olmasını istiyorsam bu bir sevgidir. Mesela ben e, kendi eşimle karşılıklı olarak birbirimize baktığımız zaman gözlerimizin içi gülüyorsa bu bir sevgidir. Sevginin paylaşılmış halidir. Değerli arkadaşlarım bu sevginin paylaşılmış halidir. Şimdi dünyadaki herkes sevgiden bahseder. Dünyadaki herkes sevgili olduğundan bahseder. Meşhur dişi sevgilim var diyor. Neye göre sevgili? hangi şeye göre, hangi nesneye, hangi canlıya göre sevgili. Onun için değerli gönüldaşlarım bugün ben size sevginin, gerçek sevginin nasıl olduğunu anlatacağım size. Sevginin insana nasıl geldiğini anlatacağım ve nasıl bu sevgiyi yakalarız. Gerçek sevgiyi nasıl yakalarız bunu anlatacağım. Mesela bir soru soralım size. Bir düşünün bakalım. Allah kulunu nasıl sever? Soru bu. Cevapları cevapları bu videoyu izlediğiniz zaman altına mesaj olarak yazmanızı istirham ediyorum sizden. Rica ediyorum. Allah kulunu nasıl sever? Bu sorunun ben cevabını vermeyeyimse siz altına yazın. Böylece görmüş olalım. Yani insanlar nasıl fikir yürütüyor? Nasıl bir e, tarzda düşünüyorlar? Düşünceleri Öğrenmiş olalım. Mesela kul Allah'ı nasıl sever? Bileniniz var mı değerli gönüldaşlarım? Kul ben mesela şahıs Mehmet Kasadar olarak Allah'a Azze nasıl severim? Değil mi değerli gönüldaşlarım? Nasıl sevmeliyim? Nasıl sevmeliyim? Neden sevmeliyim? Niçin sevmeliyim? Neden? Nasıl bir sevgim var? Bunu ortaya koymam lazım. Bazı insan bunu kelimelerle ortaya koyamaz fiille yaptıklarıyla ortaya koyar. Mesela bugün bir insan kendi canını hiçe sayıp sıf Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını, Allah'ın resulünü, kendi vatanını, kendi bayrağını, kendi milletini korumak için şehit oluyorsa, şehitlik mertebesine yükselmek için şehit oluyorsa işte Allah azze ve celle'yi canından çok sevdiğini göstermiş oluyor. Öyle mi değerli gönüldaşlarım? Göstermiş oluyor işte. Herkes kendi düşüncesine göre sevgisini ortaya koyar. Şimdi değerli gönüldaşlarım. Allah azze ve celle dilediği insanların kalplerini sevgi ve muhabbet ile yakınlaştırır. Şimdi diyelim ki mesela sizin içinizden beni gerçekten sevenler vardır. Vardır gerçekten. Tanımaz, etmez, bilmez, görmez. Beni canlı olarak hiç hayatında görmemiş ama sever. Çok sever. Çok sever. Allah Azze ve Celle bazen insanlar hiç tanımadıkları birini sevdirirler. Mesela siyasete ben girmem. Siyaset benim işim değil. Ama Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu severdim. Mesela rahmetli Necmettin Ermakan Hoca'yı severdim. Severdim. Bunun gibi değerli gönüldaşlarım. Yani ben onları tanımam etmem bilmem. Hiç hayatımda da görmüşlüğüm yok her ikisini de. Ama severim. Ne yapmış oldu? Allah Azze ve Celle dilediği kimsenin kalplerini sevgi ve muhabbetiyle ne yapmış oldu? Yakınlaştırmış oldu. Mesela hiç tanımadığınız bir kadını seviyorsunuz. Değil mi? Yolda görüyorsunuz aşık oluyorsunuz. Yıldırım aşkı diyoruz ya. Aşık oluyorsunuz. Bu neye göre oluyor değerli gönüldaşlarım? Allah sevdiriyor. Yakınlaştırıyor değerli gönüldaşlarım. Bir birbiri için helal ve hayırlı dünya ve ahiret için Allah azze ve celle ne yapıyor? Bir insanı diğer bir insana sevdiriyor. Şimdi soru bu. Soru şu nasıl bir sevgimiz olmalı ve bu sevgiyi biz nasıl kazanabiliriz? Mesela bir insan kendi kocasına karşı sevgi nasıl kazanabilir? Veya bir erkek kendi karısına karşı sevgi nasıl kazanabilir? Veya bir anne kendi evladına nasıl sevgisi olabilir? Veya bir kayınbabanın damadını nasıl sever? <laughs> Bizim Erzurum'un milleti pek damatları sevmez ama eskide kaldı da gerçi. Şimdi nasıl sever? Değil mi değerli gönüldaşlarım? <laughs> Bizim Erzurum'un milleti pek damatları sevmez. Yani biz kendi ailemiz için söyleyeyim en azından. Dolayısıyla nasıl sever? Değil mi değerli gönüldaşlarım? Mesela sevgili olmak istiyor. Mesela evlenmek istiyor. Evlenmiş. Karşılıklı olarak sevgisi yok. Bu sevgiyi nasıl birbiriyle bağlaş, bağlayacak, bağdaştıracak değil mi? Bir bunun bir, bir formülü var mı? Var. Değerli gönüllerim. Ne yapacak? Öncelikli olarak Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya vacidu celle celalu. Ya vacidu celle celalu. Ya vacidu celle celalu. Ya vacidu celle celalu. Yarattıkları kerem ve ihsanı bol olan, her şeyi yaratıp var eden, dilediği her şeyi bulan, hazinesine hiçbir şey eksilmeyen, kendisine acizlik, fakirlik, arız olmayan, yüce kudret sahibi olan yüce Allah. Ya vacidu celle celalu. Bu esmayı çekecek. Bu esmayı insan çekmeli zaten. Çekmek zorunda zaten. Ya vacidu celle celalu. Ayrıca şöyle bir dua edecek değerli gönüldaşlarım. Allah'ım bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisini bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Allah'ım bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisini bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Allah'ım bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisini bana fayda verecek kimsenin sevgisini bana nasip et. Düşünebiliyor musunuz? Karşılıklı, karşılıksız bir sevgi olacak. Bunu nasıl yakalayacaksınız? Bir kere her şeyin önemlisi Allah Azze ve Celle'den isteyeceksiniz. Kuldan değil, kul veremez değerli gönüldaşlarım. Allah Azze ve Celle'den isteyeceksiniz. Nasıl isteyeceksiniz? Ya vacidu celle celaluhu Ya vacidu celle celaluhu Ya vacidu celle celaluhu Ya vacidu celle celaluhu celle... Kaç tane okuyacağız? 50 tane oku günde, 100 tane oku, 500 tane oku. Kalbimizin mutmain olduğu kadar okumak zorundayız. Yani sevgiyi hissetmek istiyorsak Ya vacidu celle celaluhu Ayrıca Allah'ım bana onun sevgisinden fayda verecek sevgiyi bana nasip et diyeceğiz. Fayda veren sevgi istiyor muyuz? Ya vacidu celle celaluhu. Fayda veren sevgiyle hayatımıza devam etmek istiyor muyuz? Ya vacidu celle celaluhu. Allah'ım bana fayda verecek sevgiyi nasip et. Bir insanı seversin, hovarda çıkar, ananı ağlatır. Bir insanı seversin, namussuz çıkar, ananı ağlatır. Bir insanı seversin, gayri meşru, gayri ahlaki çıkar, ananı ağlatır. Anlatabildim mi? Böyledir işte bu işler. Onun için değerli gönüldaşlarım, Allah Azze ve Celle'den hayırlı sevgi isteyeceğiz. Hayırlı sevgi isterken de Ya vecidu Celle Celalu esmasını da bol bol okuyacağız diyelim. Allah Azze ve Celle bütün ümmeti Muhammed'e ve bizlere hayırlı sevgiyi, hayırlı sevgiyle yaşamayı, karşılıklı hayırlı sevgilerde buluşmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı sevgi diyorum ha, başka bir sevgi değil. Kötüyü sevmek olmaz, gayri sevmek olmaz, gayri ahlaki sevmek olmaz. Yanlışı sevmek olmaz, hatayı sevmek olmaz. Hayırlı sevgi çok önemlidir. Allah'a emanet olun.